Merhaba değerli izleyenler. Bugün bayramın ikinci günün, bayramın son gününden selamlar. Bayram vesilesiyle herkesin tekrarına erişmesini diliyorum. Mutlu, sağlıklı, afiyetli, sevdikleriyle, sevenleriyle birlikte. Allah tekrarına eriştirsin herkesi. Bayram öncesi çok önemli, yoğun günler yaşamıştık. Özellikle İstanbul Sözleşmesi duruşması ile ilgili olarak. Size biraz bu duruşmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin hakkında hukuksuz bir çekilme kararı verildikten sonra, ki bu karar yaklaşık bir yıl önceydi biliyorsunuz, 19-20 Mart gecesinde verilmişti. Ve bu karardan sonra 200'e aşkın dava açılmıştı. Bu 200'e aşkın dava arasından bazıları için esastan görüşme kararı verildi. Yaklaşık bir ay önce öğrenmiştik bu esastan görüşme için verilen duruşma tarihini. Evet, o duruşma tarihine çok coşkulu bir şekilde hazırlandık. Yoğun tempolu bir hazırlık. Ve bu hazırlıkla Eşik Platform olarak özellikle bu duruşmayı toplumsal bir konu haline getirmek için çaba sarf ettik. Toplumsal bir konu haline getirmek için çok sayıda avukatın o duruşmada hazır bulunması en önemli amaçlarımızdan birisiydi. Ne yaptık bunun için? Eşik Platform olarak bir form hazırlandı. Avukatlara yetki belgesi hazırlanmak, yetki belgesi vermek üzere duruşmaya katılmalarını sağlamak için. Çok sayıda avukata yetki belgesi vermek için yapılan bu hazırlıklarda Eşik Platform'un çabası oldukça başarılı oldu. 73 barodan, ülke çapında 73 barodan, bu az bir şey değil, baroların kendi eylemlerine bile bu kadar çok baronun aynı şekilde katılmadığını biliyoruz. 73 barodan 808 kadın avukata yetki belgesi verildi Eşik Platform çabalarıyla. Bu duruşmalar o gün 28 Nisan günü yapılacak duruşmalarda 10 dosya görüşülecekti. Bu 10 dosyadan bir tanesi duruşmaya katılmadı. Aslında o duruşmanın, daha doğrusu o dosyanın kime ait olduğunu biliyoruz, fakat davayı açan kişiye biz de Eşik Platform olarak ulaşamadık. Kendisi duruşmaya da gelmedi. Dolayısıyla 28 Nisan günü sabah 9.30'dan sonra 9 dosya hakkında esastan görüşme duruşmaları gerçekleştirildi. Bu duruşmalara gitmek için Eşik Platform olarak çok sayıda avukata yetki belgesi vermenin dışında yine kitlesel eylem haline dönüştürmek için Danıştay önünde buluşmaya karar vermişti. Danıştay önünde buluşmak üzere Eşik'te olsun olmasın kadınları davet etmiştik. Çağrıda bulunmuştuk ve bu çağrımız da geniş kabul gördü. Çok sayıda avukat ve çok sayıda izleyici Danıştay önüne geldi. Biz bu hazırlıkları bir aydır yapıyorduk ama bu bir ay içerisinde Danıştay önünde yapacağımız, hazırladığımız basın açıklamasını sorunsuz gerçekleştirebilme ümidimiz fazla değil. Ona rağmen hazırlandık. Çok sayıda çağrı gerçekleştirdik ve duruşmadan sadece bir gün önce Danıştay önünde basın açıklaması yapmamıza polisin müdahale etmeyeceği bilgisi kesinleşmiş oldu. Yaptığımız hazırlıklar boşa gitmeyecekti ve yaptığımız hazırlıklar doğrultusunda Danıştay önünde buluştuk. 8.30 itibariyle 28 Nisan günü sabah 8.30 sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Geniş katılımla. Bir İstanbul Sözleşmesi şölenine dönen duruşmadan önce Danıştay önünde yapılan basın açıklamasında polis engeli olmadı. Fakat o görüntülerde, basın açıklaması görüntülerinde sizler Danıştay'ı göremediniz. Arka planda Danıştay yoktu çünkü basın açıklamasını engellemeyen polis ufak bir müdahaleyle basın açıklamasının yönünü değiştirmiş. Arka tarafta şehir hastanesi ve diğer kamu kurumlarının binalarının görüldüğü bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Orada Danıştay yazısını görmek istiyordu polis binanın önünde. Neyse.
binanın üstündeki Danıştay yazısını görmek çok güzel olacaktı. Fakat polis buna izin vermedi. Çocukça gelen bir müdahale bu. Bana çocukça gelen bir müdahale. Yani orada yapılan basın açıklamasında hitap edilen Danıştay, Danıştay'a hitap ederken Danıştay binasını göremeyeceğimiz şekilde görsellerde, fotoğraflarda, videolarda Danıştay binası görülemeyecek şekilde yerleştirmek için yönünü değiştirdi denen polis. Ve bu da çocukça gerçekten de. Neyse, bu basın açıklamasından sonra içeri girişler başladı. Yine az önce söylediğim o bir gün önce edinilen bilgiyle, ki bu bilgiyi de o gün duruşması olan Şenol Saruhan elde etmişti. Danıştay 10. Daire Başkanı'yla randevusu vardı. Aslında uzun zamandır randevu istiyordu. Kabul edilmemişti talebi. Ancak bir gün önce kabul edildi. Ve yapılan görüşmede hem basın açıklamasına müdahale edilmesini engelleyen bir mutabakata varıldı. Mahkeme başkanıyla, 10. Daire Başkanı'yla hem de izleyicilerin de salona girebileceği büyük salonda duruşmanın gerçekleşmesi konusunda anlaşıldı. Normalde Danıştay duruşma salonları 20-30 kişilik salonlar ve çok izleyicili olmaz Danıştay duruşmaları bilindiği gibi. Fakat bu önemli bir davaydı. Aynı gün 10 dosya vardı ki 9'u geldi dedim az önce. Bu dosyaların hepsi birbiri peşi sıra görüldü ara vermeden mahkeme. Bu durumda çok sayıda avukat, çok sayıda izleyicinin girebilmesi için konferans salonunun ayarlanması kabul edildi. Konferans salonunda ki 500 kişilik olduğu söylenmişti bize, fakat işte bazı sandalye eklemeleri ve ayakta duruşlar basamaklara, amfi şeklindeki salonun basamaklarına oturmayı kabul etmek, tek sıra oturuldu genellikle kabul etmek şeklinde 650 kişilik bir kapasiteye ulaşıldı salonda ve salon doluydu. Fakat kapıdan girişte bir başka engel daha yaşandı. Danıştay daire başkanının izleyiciler de girecek demesine rağmen kapıda güvenlik görevlilerinin keyfi tutumuyla son kalan 40-50 kişilik grup yer kalmadı gerekçesiyle içeri alınmak istenmedi. Kapıları kapatmaya çalıştılar. Kapıların kapatılmasına engel olduk. Bir süre müzakere ettik, bir süre mücadele ettik orada. Fakat daha sonra gerçekten kadınların sabrı tükendiğinde ve engellerin keyfi olduğunu bildiğimiz için, çünkü içeriden sürekli haberleşiyoruz, içeriden yer olduğuna dair bilgi geliyor. Mahkeme başkanının alınması yönünde talimat verdiğini söylediği aktarılıyor tekrar içeriden. Ona rağmen güvenlik görevlileri bize böyle bir talimat gelmedi diyerek son kalan 40-50 kişilik küçük bir grubu almak istemedi. O zaman zorlandı kapılar ve kadınlar evet güvenlik görevlilerini açtılar. İlk kapıyı geçtik. İkinci kapıya geldiğimizde tekrar geçmeye çalışırken orada bir döner kapı var tekrar diğer tarafına. Güvenlik kulübesinin ön tarafındaki kapıyı aşabildik. Ondan sonra ikinci kapıya gelirken o kimlik gösterme falan safhalarını geçip döner kapıdan Danıştay önüne doğru geçeceğimiz zaman önce döner kapıda sıkıştırıldı kadınlar. Onu da açtık. Sıkıştırılan kadınlar kurtarıldı ama döner kapıyı açtığımızda karşımızda Çevik Kuvvet gördü. Çevik Kuvvet müdahalesiyle o kalkanlarıyla vesaire ciddi bir sıkıntı yaşandı. Müdahale sertleşti. Kadınlar içeri alınmamak için yerlerde sürüklendiler. Fakat orada oturmaya geçtik hemen. Bir oturma eyleminden sonra içeriden tekrar daire başkanının, mahkeme heyeti başkanının yönlendirmesiyle bizi almak zorunda kaldılar. Tabii mahkeme başkanı çok canı istediği için değil, içeride salondaki avukatlar ayağa kalkıp mahkeme başkanı üzerine baskı kurduğu için bu mümkün oldu. Zaten salondan çıkıp yanımıza geldiler hemen ve bir avukat koridoruyla girdik içeriye. Böyle bir durum yaşandı.
Son kalan 40-50 kişi, ben de onların içindeydim. Neyse, bunu da aşıp girdikten sonra salon harikaydı. Bir kere bir kadın yoğunluğu, çok sayıda kadının, zaten sivil toplum örgütleri ve avukatların pek çok kısmı kadındı. Bir kere eşik platforma yetki belgesi için form dolduran kadın avukat sayısı 808 olmuştu. Gelebilenlerin sayısı daha az tabii ki, ama yani bu davanın kitleselleşmesi, ülke çapında bu duruşmaların konuşulması ve hukuken savunma yapmaya arzulu bu kadar çok kadın avukat. Diğer taraftan bazı barolar da kendi davaları vardı. Barolar da kendi avukatları listelerini oluşturdular. O listelerdeki sayıya tam olarak ulaşamadık ama şurası kesin ki birini aşmıştı. Çünkü eşik platformun yetki belgesini dolduranlar 808, ama onun dışında toplam dava dosyası 9 olduğu için o gün duruşması yapılan, Tekirdağ'dan Erzurum'a kadar pek çok baronun duruşması vardı. Kendi avukatlarıyla geldiler. Tekirdağ, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Ankara baroları oradaydı. Onun dışında 29 Ekim Kadınları Derneği, onun dışında Gelecek Partisi, onun dışında Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı'nın kendi adına açtığı davanın duruşması vardı ve bu şekilde çok sayıda avukatın savunma davasını, dosyasını açıkladığı, gerekçelerini açıkladığı upuzun süren duruşmalar. Aralıksız sabah 9.30'dan itibaren diyelim, 9.45'ti aslında. Öğleden sonra 4'e kadar devam eden bir duruşma zinciri. Herkes salonda, salonda dikkat dağılmadan devam etti. Her dosya için 3 kişinin görüş bildirdiği, 3 kişinin davasının gerekçelerini açıkladığı her dosya için bir süreç. Ardından Milletler Arası Anlaşmalar Daire Başkanı tarafından yapılan bir idarenin savunması kısmı geçti. Sonra bu bir seri olarak devam ediyor tabii, aralık vermeden duruşmada. Sonra yine dosya sahipleri idarenin savunmasına karşı görüş bildirdiler. Bir tur daha idarenin savunması için kısa görüşler, bu ikinci turlar kısa görüşmeler oldu. Her dosya için bir ya da en fazla iki kişi konuştu. Sonrasında savcının görüşü soruldu. Savcı aslında ilginç bir şey. Savcı ismi Danıştay'da yeni verilmiş bir isim. Öncesinde kanun sözcüsü denilen yetkili. Kanun ne diyorsa onu söyleyen, kanunu savunan, sadece kanunu, kanunlara göre yorumunu yapan bir yetkili, hukukçu. Evet, Danıştay savcısının ne diyeceğini tahmin ediyorduk zaten. Çünkü bu dosyalara esastan görüşme öncesinde mahkemeye görüş bildiren savcıların hepsi Cumhurbaşkanı tarafından verilen çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti. Mahkeme salonunda da bir kere daha orada hazır bulunan savcı hukuka aykırı görüşünü belirtti tek cümleyle. Tek cümleyle belirtti, oturdu yerine ve salonda kıyametler koptu. Tabii ki aslında duruşma boyunca, gün boyunca salonda hiç dikkat dağılmadan, bütün izleyiciler hiç dikkat dağılmadan kadın avukatların, avukatların yaptığı her türlü açıklamada can alıcı noktaları çok güzel yakalayarak ortalığı alkışa boğdular. Danıştay tarihinde böyle bir duruşma herhalde ilktir. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar çok değerli bir konu olduğunu ve aynı zamanda verilen çekilme kararının ne kadar hukuk dışı bir karar olduğunu gösteren bir durumdu. Ülkenin her yerinden gelen kadınlar soluksuz bir şekilde dinleyip gün boyu yapılan her konuşmada en önemli can alıcı yerleri alkışlarıyla vurguladılar.
o kadar saat boyunca mahkeme heyetinin de uygulaması engellenmiş oldu belki bu alkışlarla. Çok dikkat yoğun bir duruşma gerçekleşti. Coşkulu oldu ve bizim için bir bayram gibiydi, bir şölen gibiydi. Böyle bir duruşmaya tanık olmak, orada bulunmak kıymetli bir şey. İşte bazı kısımları vurgulayalım. Danıştay normalde kararını duruşma sırasında açıklamaz. Bilindiği gibi sonradan yazılı açıklama yapar ve en geç 15 gün içinde bu yazılı açıklamayı, kararını içeren yazılı açıklamayı yapması beklenir. Fakat işte duruşmalarda mesela Hülya Gülbahar'ın söylediği en son söz olarak ayakta alkışlananlardan birisi ki pek çok sözü ayakta alkışlandı Hülya'nın. Bugün, bu akşam kararınızı duymak istiyoruz. Bütün kadınlar bunu ayakta alkışladık. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Ama beklemiyorduk da. Orası da doğru. İstiyorduk ama gerçekleşeceğinden ümidimiz yoktu. O gün akşam yayınlanmasının kararının mümkün görünmüyordu. Serap Yazıcı'nın bir sözü çok alkış aldı. Otur sıfır anlamına gelen bir söz. İdare adına konuşan Cumhurbaşkanı'nın kararını savunan daire başkanı hukuka uygun buldu. Hukuka uygun bulduğunu açıkladığı zaman ona karşı tekrar idareye karşı değerlendirmesini yapmak için kalktığında Serap Yazıcı, bir öğrencim bu cevabı vermiş olsa, böyle bir soru sorsam, böyle bir cevap vermiş olsa sıfır verirdim dediğinde de salonda kıyamet koptu. Eğlenceli bir duruşmaydı yani. Orada olmak güzeldi. Bunun dışında pek çok önemli hususlara değinildi. Anayasanın çiğnendiğini gösteren, delilleriyle, gerekçeleriyle açıklayan bütün konuşmalar, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin geleceği adına ne kadar önemli olduğunu belirten bütün açıklamalar, görüşler ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle Cumhurbaşkanı'nın çekilme kararı arasındaki kocaman çelişki defalarca vurgulandı. Ama hoş olan bir de şu vardı. Aynı konu çok benzer dilekçe içerikleriyle sürekli dile getirildi. 30'dan fazla hukukçu görüş beyan etti ve bunlar arasında tekrara düşülmediğini söyleyebiliriz. Hakikaten aynı şeyleri sürekli tekrar eden hukukçular yoktu orada. Bir öncekinin söylediklerine bakarak onları vurgulayıp ondan sonra diğer konulara geçen 30'dan fazla hukukçu görüşü dinledik o gün ve şunu söylemek lazım. İstanbul Sözleşmesi'ne dair ne varsa o gün orada konuşuldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuksuzluğuna dair ne varsa bütün delilleri orada ortaya kondu. İstanbul Sözleşmesi'nin kadın eşitlik mücadelesi için bu ülkede erkek şiddeti karşısında devletin ayrımcılık yapmadan şiddeti önleme görevinin açıklanmasına dair ne varsa orada konuşuldu. Bir şölen oldu o nedenle ve İstanbul Sözleşmesi hakkında şimdi verilecek kararı bekliyoruz. Danıştay karar verecek. 200'ü aşkın dava demiştim, açılmıştı. Bunların hepsi duruşmalı talepler değildi. İptal talepleriydi hepsi ama hepsi duruşma istememişti esastan görüşme için. Duruşma isteyenlerin tam sayısını tabii Danıştay biliyor ancak biz bilmiyoruz. Fakat öğrendiğimiz şu ki Haziran ayında, Haziran'ın 7'sinde yeni bir duruşma serisi olacak. Aynı konuda bir grubu da o güne toplamışlar. Acaba Mayıs'ta olacak mı onu henüz öğrenebilmiş değilim. Fakat Haziran'daki 7 Haziran'da olacağını öğrendiğimiz duruşmadan önce
28 Nisan günü gerçekleşen bu duruşmaların kararı verilir mi? Onu pek bilemiyoruz. Ondan o kadar emin değiliz. 15 gün içinde verilir mi? Verilse çok güzel olur. Ama adli tatilden önce mutlaka bir karar verileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Haziran sonunda yani 1 Temmuz'daki adli tatile girmeden önce Danıştay 10. Daire'nin kararını açıklaması bekleniyor. Nasıl bir karar çıkabilir? Nasıl bir karar çıkabileceğine dair çok ihtimaller var tabii. Pek çok ihtimal olabilir. Ama yani kabul gerekçeleri, davamızın kabulü ve kararın iptali yönünde bir karar çıkması ihtimali yok değil. Bu ihtimal var. Yani keyfi hukuka direnen hukukçular olduğunu biliyoruz. Bu ihtimali kolaylaştıran, mümkün kılan bir takım nedenler söyleyecek olursak, keyfi hukuk sistemine direnen hukukçular olduğunu biliyoruz. Savcıların, o kanun sözcüsü eski adıyla savcıların Cumhurbaşkanı kararını hukuka aykırı bulduğunu biliyoruz. Üç ayrı savcıydı şimdiye kadar tespit edebildiğimiz dosyalarda, bize bilgisi ulaşan dosyalarda üç ayrı savcı 5 kere hukuka aykırı demişlerdi. Bunun dışında yürütmeyi durdurma talebi reddedilmişti, hatırlayacaksınız. Yine geçen yıl 28 Haziran'daydı. Açılan davaların hepsi yürütmeyi durdurma istemliydi. İstemli iptal davalarıydı. Bu yürütmeyi durdurma istemi reddedilmişti. İşte reddeden hakim heyeti içerisinde iki karşı oy vardı. Bilindiği gibi Danıştay Dairesi 5 üyeden oluşuyor. 5 asil üyenin görüştüğü duruşmalar. 3'e 2 red oyu verilmişti. Yani iki karşı oy vardı. Karşı oy gerekçeleri açıklandı ve karşı oy gerekçeleriyle açılan davaların hemen hepsinin ortaya koyduğu deliller, hukuka aykırılık için ileri sürülen görüşler birbiriyle örtüşüyordu. Savcı görüşleriyle, savcı mütalaaları ile karşı oy gerekçeleri örtüşüyordu. Yani hukukçular var bu ülkede ve bu ülkedeki hukukçular, keyfi hukuka direnen hukukçular görüşlerini bu şekilde belirttiler. Şimdi Danıştay 10. Daire bir iptal kararı verebilir diye bir ihtimali bu nedenle konuşabiliyoruz. Bu nedenle konuşabiliyoruz. Ama aksi de olabilir. Keyfi hukuk düzeninde yaşıyoruz. Hakim heyetleri de değişebiliyor. Hiç orasına girmeyelim şimdilik işin. Hiç orasına girmeyelim kesin bilgi olmadığı için. Kesin bilgiye ulaşırsak ancak söylemek mümkün olabilir. Ve iktidarın talebi doğrultusunda, iktidarın baskısı ya da uygulaması doğrultusunda karar verecek hakimler de var heyette, onu da biliyoruz. Dolayısıyla davamızın reddi, iptal isteminin reddi yönünde bir karar da çıkabilir. Her ikisi de olur, ne olursa olsun karar. Her ikisi de Türkiye'nin geleceği için önemli kararlar olacak. Geleceğimizi belirleyen önemli kararlar olacak. Çünkü İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin insan hakları hukukuna dayalı bir sistem olarak yaşamaya devam edip etmeyeceğini gösteren önemli bir konu. Salt, ev içi şiddet, salt kadına yönelik şiddet değil mesele. Aynı zamanda insan hakları hukuku sistemine bağlı, bu sistemde yaşayan bir ülke olarak biz varlığımızı sürdürmeye devam edecek miyiz? Karar bunun kararı olacak aslında. Onun için Türkiye'nin geleceğine dair karar verecek Danıştay 10. Daire diye defalarca söyledik, yazdık, sürekli konuştuk. O gün salonda da
dile getirildi bunlar hukukçular tarafından. Ve İstanbul Sözleşmesi hakkında verilen bu hukuksuz iptal kararının savunmasını yapan idare adına konuşanların hiçbir şekilde yaptıkları açıklamalar hukuka dair, anayasaya dair yetki olduğunu göstermiyor. 9 sayılı Cumhurbaşkanı kararının bile anayasaya aykırı olduğu o kadar açık bir şekilde ortaya kondu ki o gün hukukçuların, hakim heyetinin, Danıştay 10. Dairenin bu açık hukuki gerçekleri görmezden gelmesi ve buna karşı bir takım gerekçeler üretmesi çok zor olacak. Fakat eğer iptal istimret edilir, davamız kabul edilmezse de hukuk yolu açık. Danıştay İdari Dava Dairelerine gidilecek, Anayasa Mahkemesi'ne gidilir, oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gider. Bu konu Türkiye'nin gündeminde devam eder ama keşke İstanbul Sözleşmesi hakkında bu hukuksuz karar iptal edilse de Türkiye'de hukukun üstünlüğüne dair bir kıvılcım çakmış olsa Danıştay 10. Daire. Bunu bekliyoruz. Hoşça kalın değerli izleyenler.